Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Avustralya Dışişleri Bakanları 6 Ekim'de Tokyo'da bir araya geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, dünyanın COVID-19 salgınının zorluklarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, tırnak içinde söylüyorum, özgür ve açık bir Hint Pasifik bölgesi kurulmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Ancak sözde Çin tehdidi görüşmelerin merkezinde olmaya devam etti. Şimdi Çin basınında da bu görüşmelerle ilgili yorumlar çıktı. Ve şimdi bu dört ülke kuat yani dörtlü olarak nitelendiriliyor ve bu kuat Asyalı NATO olmayı arzuluyor Çin basınına göre ama Çin'in daha akıllı bir çözümü var diyor Global Times gazetesi. Şimdi bu nadir toplantı yeni Japon hükümetinin ev sahipliğini yaptığı türünün ilk büyük diplomatik görüşmesiydi. Bu Japonya'nın dış politikasının sürekliliğini yansıtıyor. Bu toplantı aynı zamanda Washington, Canberra ve Yeni Delhi'nin Beijing ile kötüleşen ilişkilerinin temelinde yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri hala kuat yani dörtlü güvenlik diyaloğunun ana destekçisi. Dört ülke arasındaki ilk görüşme 2004'te yapıldı ancak daha sonra bu mekanizma neredeyse durdu. 2012'den sonra Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin kademeli olarak artması ve Çin'in iç ile dış politikalarındaki değişikliklerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin karşıtı bir kamp kurma çağrısı diğer 3 ülke tarafından da lanse edilmeye devam etti ve 2017'de bu dörtlü hızlı bir başlangıç yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo diğer ziyaretlerini iptal etmesine rağmen bu sefer yalnızca Çin'le uğraşmak için değil aynı zamanda yeni Japon hükümetinin dış politikasını yerinde görmek için Tokyo'ya gitti. Japonya'nın yeni başbakanı Suga eski başbakan Abe'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun eden özgür ve açık Hint Pasifik bölge vizyonunu sürdürüyor. Japonya'nın önerisi esas olarak iki noktayı içeriyor. Birincisi Hint Pasifik Bölgesinin vizyonu bölgede hukukun üstünlüğü ve serbest dolaşımın gelişimini gerçekleştirmek. İkincisi Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en baskın ülkesi olma döneminin sona erdiğinin farkında. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak yönettiği güvenlik mekanizmasının giderek başarısız olduğu anlamına geliyor. Bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamak için daha kapsayıcı çok taraflı güvenlik mekanizmasına ihtiyaç var. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun Asya versiyonunun Çin'i kontrol altına almasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında diğer 3 ülke Kuad'ın Çin karşıtı unsurlarını önemsememeye çalıştı. Onlar Kuad'ın içindeki aktif ve yapıcı doğayı vurgulamaya daha istekli görünüyorlar. Avustralya, Çin'i belirli stratejik tehditler ve çıkar çatışmalarından çok değerlerdeki farklılıklar haricinde görüyor. Japonya'nın ise düşünceleri daha karmaşık. Çin ile rekabet edebilmek için diğer ülkelerin yardımına ihtiyacı var. Yine de Tokyo, ekonomik nedenlerden ötürü Çin'in gerçek bir düşmanı olmak arzusunda değil. Japonya ve Çin de coğrafi olarak daha yakın konumda bulunuyor. Çin'in düşmanı olmak Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki uluslararası konumunu bozacak ve nihayet elde ettiği stratejik özelliği de zayıflatacak. Japonya ve Avustralya ile karşılaştırıldığında Hindistan'ın Kuada katılma hevesi Çin ile sınır sürtüşmesi nedeniyle daha duyarlı durumda bulunuyor. Yeni devlet daha yakın ve organize bir mekanizma yoluyla Beijing üzerindeki baskıyı arttırmaya ve sınır meselelerinde taviz vermeye zorluyor. Dört ülke bu toplantıda Çin ile ortaklaşa hareket etmenin stratejik olasılığını ciddi olarak değerlendirdi. Çin'in bunu ciddi alması ve yanıt vermesi gerekiyor. Bu üç yönü içeriyor. Birincisi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler. Üstün bir güç ile yükselen bir güç arasındaki stratejik rekabet ilişkisi Çin'in kaçınamayacağı klasik bir konu. Ancak Çin oyunun yoğunluğu ve yöntemine göre kendi etkisini kullanabilir. İkinci mesele Çin ile bölgesel düzen arasındaki ilişki. Özgür, açık ve kapsayıcı bir bölgesel düzen Çin'in reform ve açılımının genel görünümüne uyumlu olmalı. Çin bu kavramı güçlü bir şekilde destekliyor. Üçüncü boyut Çin ile dünya arasındaki ilişkilerin özellikle değerler bakılarak konumlandırma açısından daha bilimsel olmaya odaklanmak gerekiyor. Çin kültürünün bereketli topraklarında kök salmış, Çin karakterli sosyalizm Marksizmin Çin'de yerelleşmesinin en son başarısıdır. Sosyalizm, modern batı piyasa ekonomisinin faydalı deneyiminden yararlanmakta. Bu sadece Çin özelliklerine sahip değil. Aynı zamanda dünyanın ana akım değerleriyle de uyumlu. Bu anlamda çağdaş Çin hem Çinli hem yabancı hem doğu hem batılıdır. Çin, dünya medeniyetindeki Çin özellikleriyle ortaklığını vurgulamalıdır diyor Global Times gazetesi. Ancak bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin değer ve kültür farklılıkları bayrağı altında, Çin karşıtı bir ittifak sistemi kurma çabaları geniş çapta tanınmayacak ve desteklenmeyecektir. O zaman Çin mevcut olumsuz durumu değiştirebilir, diyor Global Times'ın yorumu.